Moto Keyfi'nin yeni sezonunun yeni bölümünden herkese merhaba dostlar. Gördüğünüz üzere videonun başlığından da anlaşıldığı gibi artık Moto Keyfi ailesinin yeni göz bebeği Yamaha R6 ile birlikteyiz. Instagram ve TikTok adreslerimden takip edenler zaten bu aşamaları anlık olarak hikayelerimde paylaştığım için biliyorlardı. Biraz bağırıyorum dostlar, kusura bakmayın çünkü felaket bir rüzgar var. Sesim videoya geliyor mu gelmiyor mu hiç bilmiyorum. Siz az önce motorun en son bitmiş halini izlediniz. Ama bu videonun asıl konusu yeni motorumuz olan Yamaha R6'nın toplama videosu olacak. Şimdi zamanı yaklaşık bir ay kadar geriye doğru hızlıca sarıp bu süreçte neler yaşadığımı, motoru nasıl topladığımı ve canavarımızı bu hale nasıl getirdiğimizi en başından hep beraber izleyelim. Aslında aklımda hiç Yamaha R6 alma fikri yoktu. Her şey arkadaşımın bana sahibinden motor ilanı linki göndermesiyle başladı. Sonuçta zaten R6 denginde bir motora zaten sahibim. Neyse, ilan ilgimi çekti. Ben de aldım yanıma Ceku'yu, gidiyoruz motora bakmaya. Bu yeşilde niye bekliyor salak? Wait be! Sesine kurbanı. Hakkını ver, hakkını! Oo, hep kamyon var. Seveyim, bana bir yol verin ya. 4 silindir bu, Allah rızası için. Bak, dilenci değilim, yol verin. Onlarınki 16 silindir ama. Tamam da, onların 3-4 tane fanı var. Benim bir tane ufacık var. Elim gir kanka, benim. Gir. Otobana çıkıyoruz, gir. Aha, otobana çıkıyoruz. Oo, kuryeci sana var ya, hayranlıkla baktı. Bakacak tabii, motokeyfin motoru bu. Adam bu ne lan? Artçı yapmış ön tarafa, oturtmuş adamı. Neredendi lan? Tamam, burada sağ tam karşıda. Aynen aynen. Dümdüz ileride işte. Harita bilgimiz iyidir ya. Yes sir. Bir ara gaz ver, hiç aramayayım çocuğu. Oğan! Bebeğim! Bekle beni, geliyorum. Neyse, motoru gördük baktık. Öncelikle rengi hiç hoşuma gitmemişti. Yani böyle ne bileyim değişik bir kırmızıydı. Ama zaten motorlarımı MotoGF mavisi yaptığım için rengin bir önemi yoktu. Motor ne yazık ki pek umduğumuz gibi çıkmadı. Neyse, çalıştırdık motoru. İçeriden acayip acayip sesler geliyor. İlk başta crank veya siboplardan olabileceğini düşündük. Ertesi gün Turan Usta'yı da yanıma alıp tekrar, ama bu kez usta gözüyle motora bakmaya gittik. Yani çıkarsa bahtıma deyip risk almam gerekiyor. Motoru bu şekilde alacak ya da vazgeçecektim. Neyse, fiyatta anlaştık. Zaten motorun eski sahibi olan Emre kardeşim de çok cana yakın ve dürüst bir çocuk. Fiyatta güzel bir indirim yapınca ben de riski göze alıp hadi Caner, ya batacağız ya çıkacağız deyip el tutuştuk, anlaştık ve noterin yolunu tuttuk. Tamam. Sen altında gel, buraya bekliyorum. Eyvallah, sağ olasın. Tamam, görüşürüz. Kendine iyi bak. Eyvallah. Kanki gaz ver, gaz ver. Motorun satışını üzerime aldım. Artık Yamaha R6 benim olmuştu. Turan Usta ile beraber motoru oradan aldık ve Karabağlar'daki Turan Usta'nın dükkanına götürdük. Bu arada Turan Usta piyasada nadir bulunan ve dürüst hizmet veren, o nesli tükenen ustalar var ya hani. Heh, onlardan birisi işte.
Öncelikle bunun altını çizmem lazım. Çünkü bana motoru toplamam konusunda olsun ya da diğer motorlarımın bakımlarıyla ilgili olsun çok yardımları dokundu. Birazdan zaten o kısımlara da geliyoruz. Motoru söktük. Debriyaj balataları sağlam çıktı. Belli ki yeni değişmiş ya da teker yapılmamış. Süper. Turanus'ta başladı motorun her bir tarafını böyle incik boncuk sökmeye. Tabii bu sırada ben de 600RR kullanıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki geçtiğimiz ay mavişi ilana koymuştum. Turanus da motoru söktü. Baktı, baktı, taktı. Sonra R6'nın asıl karın ağrısının ne olduğunu buldu. İlk başta zaten şüphelendiğim o ses şanzımandan geliyormuş. Zincir kopunca o muazzam güç içeride serbest kalıyor. Böyle olunca da şanzıman dişlisini parçalıyor. Çok şükür ki krankımız temiz çıktı. Malum sadece krank ikinci el, çıkma fiyatları böyle 15-20 bin bandında oynuyor. Gerekli milimetrik ölçümler yapılınca krank, yatak, piston, silindir gibi kısaca motorun blok içerisindeki en pahalı kısımları sağlam çıktı. Yırttık. Bakalım yeni doğan küçük kızımızın durumu nasıl, yaşayacak mı, hep beraber göreceğiz. Birazcık midesi bulanmış. Selamun aleyküm aileşler. Kolay gelsin. Turan Usta ne yapıyorsun ya? Nasıl gidiyor? Küçük kızımız yaşayacak mı? Midesi bulanmış biraz. Midesini yıkadık. Hallettin mi? Oo güzel güzel. Bu benimki galiba değil mi? Evet. Tamam, kranktan tanıdım. Biraz rahatsızlanmış, iç organlarını değiştirdik. Topluyum ya bugün. Muhtemelen komple toplarım. Yarın da şasiye falan yapacağız. Aynen aynen. R6'nın şanzımanını komple değiştirmem gerekiyordu. İkinciye şanzıman takmak zaten riskli bir iştir. Yani böyle sök tak sök tak olmaz. Motor yapıldı mı bir kez sağlam yapılır. Bir daha da açılmaz. Bu yüzden yurt dışı 0 R6 ama yeni kasa R6 şanzıman sipariş ettik. Tabii gelmesi biraz uzun sürdü. Bu süreçte R6'mız adeta etleri tiftiklenmiş balık kılçı olur ya. Öylece kargaların gelmesini bekledi. Kıyamam ben ona. Sen bir de şimdiki halini gör. Ben de bu süreçte şasi ve elektrik tesisatını temizledim. Boyadım, adeta sıfır motor gibi oldu. Neyse şanzımanımız geldi ve Turan Usta motoru topladı. Tabii adamın yüzü gülüyor. Motor bitiyor, neden gülmesin ki? Şanzımandan sonra ön arka dişli ve zincir seti aldım. Ayrıca üzerinde gelen orijinal akrep egzozun sesi çok güzeldi. Ama görüntü olarak böyle hiç içime sinmiyordu. Yani MotoKeyf'in egzozu bu olamaz dedim. Ve yeni orijinal Akrapovic egzoz siparişi verdim. Gayet iyi gidiyoruz şu anda. Kapatayım mı? Özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim, pardon. Yapmayacağım bir daha, özür dilerim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum ablacığım, öpüyorum. Sağ ol. Valla siz dehşetül vahşet yani. Ablam diyor, kalbim var diyor, fazla basma diyor. Bir gaz vereyim mi? Ablam dönsün baksın hadi. Bu ne lan? Herkese dat dat var. Bir o çalıyor, bir o çalıyor. Ben de mi taksam, ne yapsam bilemedim şimdi. Akrapovic'in gücü adına. Ama tabii şu anda üzerindeki Akrapovic var. Tabii ki biz dostlar kendi Akrapovic'imizi takacağız. Orijinal akrep. Gerçi bunun sesi de güzel ama görüntüsü pek hoşuma gitmiyor. Böyle dışarıya doğru çıkıyor ya. O beni biraz rahatsız etti açıkçası. Yürü be koçum benim. Oh be! Hiçbir zaman motorların orijinal aynaları beni tatmin etmedi. Hoşuma gitmemişti. Bu yüzden Yamaha R6'ıma da Kawasaki ZX10RR yeni kasaların sinyalli aynasını taktım. Fiyatı biraz tuzluydu, acıttı ama egzozun fiyatı kadar acıtmamıştı. Neyse egzozumuz da geldi. Artık yavaş yavaş gözümüzde bazı şeyler canlanmaya başlıyor. Harika ilerliyoruz. Her şey yolunda. Aman nazar değmesin. Olması gerektiği gibi. Motoru çekme belgeli aldığım için trafiğe çıkartmam gerekiyor. Bu yüzden muayeneye hazırlamalıyım. Plakayı da çıkarttık tabii. Drenajlarımız da boyadan geldiler. Bu boya MotoKeyf mavisi diye çok özel bir boya. Her boyacı bu rengi yapamaz. Özel bir kodu var. Renk paletlerinde olmayan özel bir karışım.
yaklaşımdır. Fotoğraflardan pek belli olmasa da simli ve böyle parlak bir boya, ışığın veya güneşin konumuna göre renk tonu sürekli böyle değişiyor. Gölgelerde farklı, aydınlık alanlarda böyle farklı yani, cafcaflı bir boya. Bu arada farları söylemeyi unutmuşum. Üzerindeki farlar böyle çok solmuştu ve üzerinde yanıklar vardı. Farları da sıfır olarak değiştirdim. Tabii ki mavişte olduğu gibi artık yeni motorumuzun da engine'ları var. Şimdi sırada elcekler, manetler ve koruma demirlerimizde. Onlar da mavişlenecek, hepsi sırayla. Ayrıca üzerinde gelen deri koltuk da çok kötüydü. Onu da değiştireceğiz. Şimdilik böyle kalsın. Ha, bu arada motorda sinyalli ZX10RR aynaları olacağı için gömme sinyaller hiç gerek yok. Bu şekilde her türlü muayeneden geçecektir zaten. Bu arada normalde Yamaha R6 S kasanın bu modelinde ön amortisörler ters maşadır. Artık bilmiyorum, sormadım da gerçi, ama sanırım önceki sahibi tank slipper yememek için ön amortisörleri düz maşa olarak değiştirmiş olabilir. Biz yine ileride ters maşa olarak yine değiştireceğiz. Kargodan parçalarımız geldikçe yavaş yavaş motoru adam ediyoruz. Motoru taktıktan sonra enjektörlerde ve bobinlerde sorun olduğunu tespit ettik. Turan Usta beni aradı ve "Caner, seninle bir delilik yapalım mı?" diye sordu. Yani son kasanın enjektörünü senin motora takalım mı demek istemiş burada. Dedim olur mu ki öyle, ya uyumazsa paramız boşa gitmesin dedim. Olur olur, ben yaparım, sen rahat ol dedi. Anlaşılan ikinci bir kumar daha oynuyoruz. Neyse, yine riski göze aldım ve yeni kasa R6'nın enjektör setini komple olarak satın aldık. Ertesi sabah Turan Usta beni aradı. "Hallettim Caner, gel motorunu al" dedi. Ulan bir sevinmişim, bir sevinmişim. Bu arada Turan Usta kendine YouTube kanalı açmış. Ara ara tamir videolarını orada paylaşıyor. Ben takibi aldım. Sizler de hemen açıklama linkinden kanalına gidip abone olabilir ve yorumlara benden geldiğinizi söyleyerek kendisine destek çıkabilirsiniz. Hadi, hadi otobana. Yürü be artist. Bebek, bebek. Zaten yakın zamanda Turan Usta'yla ve Kawasaki Z800 ile gazlama videolarımız da olacak. Güzel, güzel. Bak, bak, hareketlere bak. Evet, motoru mekanik ve kozmetik anlamda epeyce topladık sayılır. Çok az şey kalmıştı diyebilirim. Onları da birkaç güne hallettim zaten. Şimdi motorda biraz rodaj yapmam gerekiyor. Rodajdan sonra zaten top speed, performans, 0-100 testini falan hep beraber yaparız. Bu arada Turan Usta'da şu an Kawasaki Z800 var. Onunla da gazlama videoları gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeniz yeterlidir. Evet arkadaşlar, Yamaha R6 canavarımızın yeniden doğuş hikayesi bu şekildeydi. Vay vay vay. Canikom hazırlanmış. Bebeğim benim. Bir siperlik kalmış, onu da getirdim zaten. Şimdi sıkı tutunun, sizi bir ay sonrasına yani geleceğe ışınlıyorum. Evet dostlar, motorun toplanma ve modifiye sürecini aşama aşama izlediniz. Bu izlediklerinize ek olarak birkaç ekleme daha yapacağım. Aslında eklemeler tamamen bittikten sonra bu videoyu hazırlayacaktım. Ama sizleri daha fazla bekletmek istemediğim için şu anki haliyle videoyu paylaşma kararı aldım. Zaten yeni yapacağım eklemeleri ayrı bir video olarak yine sizlerle paylaşacağım. Mesela neler yapılabilir? Listemde şu an ilk sırada tahmin ettiğiniz gibi quick shifter olacak. Çekten niye bakıyorsun bana öyle? Baksana diye artık. Dur bir önce videonun sohbetini yapayım. İşte böyle korkuturlar adamı. Yalnız o şimdi intikamını kötü alacak. O yüzden benim kaçmam lazım. Hayır, hayır, hayır. Devam et. Devam et, devam et. Yapma, yapma. Dedik atlarım bak seni, dediklerim. Ateş ediyor. Tiplere bak, tipe bak, tipe bak. Önce karavada gittim lan. Oh! Bacaklarım var ya, karıncalandı. Senin de öyle mi? Güzel ateş attın. Ateş ediyor. Hadi kaçalım artık. Otoyol polisleri var bir de burada. Aman aman. Hiç gerek yok. Kendimizi yeni toparladık. Hiç lazım değil yani.
gördüm sinyalini, yavaşladım. Yoksa basacaktım orada. Cengiz sen karşıya ha? Çok trafik var ya. Benzin ışığımız hala yanmadığına göre devam ki. Arkadaşlar böyle ani makaslar atıyorum ama her defasında sinyalimi vermeyi ihmal etmiyorum yani. Öyle kafasına göre makaslar atıyor demeyin yani yorumlarda. Sanmışız limiti. Biz kaçız? Fazla değilmişiz ya. Tamam, burada mecbur yavaşlayacağız. Tünel var çünkü. Soluma fazla baktım. O benim ihmalimdi. Cibe geçiriyorduk. Tünelde de amma bağırır ama. Orijinal Akrapovic. Bu egzozun en çok sevdiğim yanı böyle rolantide düşük devirlerde fazla rahatsız etmemesi. Ama yüksek devirlerde inletiyor, yırtıyor ortalığı. Hiç farkında değilim, 200'ün üzerine çıkmışız. Koltuk altında ısınmaya başladı. Oradan fark ettim. Yavaşla kadar fazla uzandım. Oo, arka yanmaya yanmaya gidiyor. Bu arada arkadaşlar neden R6'yı S kasa aldığımı merak edenler için kısaca şöyle anlatayım. Bu R6 S kasa kırlangıç kasadan yaklaşık olarak 5 beygir daha güçlü ve daha hafif. Böyle olunca da daha çabuk hızlanan bir makine oluyor. Ve daha güçlü performanslı bir makine oluyor. Ani hızlanmaları fevkalade, fevkalade. Hani derler ya fevkaladenin fevkinde. Aynen öyle. Bakar mısın ya? Gördüm seni, gördüm seni. Motor hafif olduğu için motoru zapt etmesi biraz zor. Çünkü havalanıyor. Gözü açıyorsun, motor havalanıyor. Bakar mısın şu imelenmeye? 10 dakikada resmen İzmir'i dolaştık. Balçova'da başladık videoya. Gaziemir, Buca, Bornova, şimdi de Karşıyaka. Böyle kamyonları gördünüz mü yavaşlayacaksınız. Böyle kamyonların yanından hızlıca geçerken türbülans etkisi yaratıyor rüzgarı kestiği için. Şu an bir de felaket bir rüzgar var yani. Herhalde sesim anlaşılıyordur, bilmiyorum. İkinci çıkıştan Karşıyaka'ya, tamam. Bu tarafları pek bilmiyorum da Karşıyaka'ya hangi çıkıştan girildiğini öğrenmeye çalışıyorum. Demek ki düz devam edeceğim buradan. Oo! Merso'ya bak sen. Aa, patıya kaçırdık. Neyse. Mercedes'e bak. Aa, çarpıyordu. Aa! Vallahi çarpıyordu ha. Ucuz atlattın ha. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aa, ben nereye gidiyorum? Oradan girecektim. Eyvah, eyvah. Yol ayrımını kaçırdık. Bitti benzinler, bitti. Daha Çiğli'den döneceğiz şimdi. Neyse artık, biraz daha basarız biz de. Madem benzin parası girdi, bari zevk almaya bakalım. Artiste bak, artiste. Hello, motherfucker. Bir sürü sinek ölüsü var yüzünün önünde. Vay lan, vay lan ben.
Ne oldu lan? Niye durdu bu? Ne oldu? Ödüm koptu! Üç bıçak! Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Oh, geliyor. Beni izlediğiniz ve bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve yorumları aşağıya ateşlemeyi unutmayın. Biliyorsunuz arkadaşlar, yorumlarınız benim için değerli. Bütün yorumları okuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Podcast açar. Benzin ışığı yandı. Yerde gelecek bak şimdi. Ben biliyorum bunu yapacağını. Ya şaka. Hazırda yüzünü görmediğin adam. Motu keyif, motu 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 keyif ya ya. Motu